Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Mervin eSports Dragon Z ile Massive Dynamic maçıyla beraberiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Just Center ve yanımda Lazerist. bu çeyrek final maçı Best of One olacak. Evet. Bir maçtan olacak maç. Kazanan takım yarı finale çıkacak. Çok önemli bir maç. Evet, şu ana kadar Mervin ve MD'nin banlarına bakalım. Elder Titan ve Betrider geldi. Mervin tarafında. MD takımından ise Lich ve Darkseer. Ne diyorsun? Evet. Genelde tipik banlar. Hani bu maç için Merlin'in gibi olmayacağını düşünüyorum. Hani çok az zamanda çok killi. Yani beklenmedik Roche stratejileri olmayabilir gibi düşünüyorum. Artık bundan derslerini almışlardır sanırım. Batrider ve Elder Titan banlayarak da bu Elder Titan ve Batrider geçen patch'in çok en güçlü hero'larından bazılarıydı. Onları banladılar. Darkseer da Massive Dynamic banladı ve Lich de bu yeni patch'in en güçlü hero'larından biri. O da banlandı. Evet, bu kadar yeni patch hero'ları banlanınca tabii gene Nagasire'la Weaver'a falan iş düştü. Evet. Aslında bu turnuvada Weaver bayağı piklendi. Naga da çok banlandı aslında. Öyle diyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla. Hani bu maçta banlardan sıyrılmayı başardı Naga. Ve Merlin de Weaver ve Abaddon'u seçmeyi tercih etti. Yani Evet. onun itibariyle görece daha defansif hero'lar. Hı. Şu an gördüğüm kadarıyla. Evet, Weaver, Abaddon, hard lane, dual lane olarak gidebilirler. Gerçekten DP'nin ilk maçında görmüştük bunu. Yani öldürülemez bir lane oluyor neredeyse. Hani Weaver'ın kaçış özelliğiyle Abaddon'ın shield'ı birleşince gerçekten çok güçlü bir lane oluyor defansif açıdan. Ve Massive Dynamics'te Doom pickledi. Bu yani yine eski patch'te çok güçlü hero'lardan biriydi. Özellikle Rus takımların bol bol picklediğini görüyorduk bu Doom'u. Jungle olarak olsun ya da Easy Lane ya da Hard Lane olarak oynatılabiliyordu. Bu turnuvada pek görmemiştik ama sanırım ben ilk defa görüyorum bizim sunduğumuz maçlarda. Evet, ben içeride bu sunumaya başlamadan önce bir takım seçtiğini görmüştüm Doom'u. An itibariyle hala çok güçlü bir hero aslında. Çok güzel bir Hı-hı. carry. Ama eskisi gibi jungle bence bilmiyorum artık çok zor yani. Çünkü adam da XP çekemiyor Midas'a rağmen. Hı-hı. Aslında Midas'ın nerflenmiş oldu otomatikman. Evet. Orman için. XP nerfi gelmiş Ama oldu. Doom biraz bufflandı son patch'te sanırım. Özellikle mesela Doom attığınız zaman neredeyse tüm pasifler engelleniyor. Yani oyundaki normalde mesela Visage'ın pasifi falan da artık sanırım engellenmeye başladı. Evet, Böyle yani hani pasifler engellendiği için daha çok damage vurmaya başlıyor. Bu da Doom'a bir buff olarak gelmiş durumda. Doom'a buff olarak geldi bunlar ama zaten Doom çok güçlü halihazırda. Hı-hı. Yani bence pozitif etkisi oldu kesinlikle ama zaten bayağı bir hani, oyunda seçilmesi mümkün bir adam bir tanesiydi. Hani iyi bir farmer. Özellikle ormandan kazanan çalacağı birkaç tane böyle iyi kritlerle falan bayağı iş yapabiliyor. Hani oyun başladığında genelde kurtu çok tercih etmiyorlar ama oyun sonunda kesinlikle almak lazım. Oyunun başladığında satiri alıp çok coşan birilerinin videolarını görmüştüm. Evet. Bu arada ufak bir yankı var galiba. Onu çözmemiz lazım. Evet, o yankı olayıyla ilgileniyoruz şu an itibariyle. Bana da geliyor. Konuşmak bayağı zor oluyor. Tamam, şu an daha iyi olması lazım. Evet, biraz daha iyi şu an itibariyle. Hala var ama biraz daha bakmamız lazım. Evet, Nightstalker pick'i gördük şu an. Bu 6.79'un son bufflanan hero'larından biriydi. Geçen oyunda bahsettim. Ufak bir ses sorunu yaşıyoruz şu anda. Mikrofon gitti abi bu arada senin. Sesi gelmiyor bana hiç. Ha tamam geldi şu anda. Okay. Tamam. Hızlı falan vardı herhalde neyse. Nightstalker dediğim gibi bayağı bir bufflandı. Hı. Bu Nightstalker aslında bufflandı birçok açıdan. Özellikle bu daha önce bahsetmiştik gece gündüz sürelerinden falan da Evet. bufflanmıştı aslında. Ama ben aslında onu biraz da nerf gibi olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü eskiden 6. dakikada gece geldiğinde sağlam bir 6. 7. seviye oluyordu Nightstalker. Ve çok sağlam nükleyebiliyordu karşı tarafı ve kesebiliyordu. Ancak şu an 4. dakika bittiğinde eğer adam akıllı ganklenmezse yine 4. seviye civarlarında falan oluyor aslında. Hani geceye 1-2 level ya da 2-3 level daha erken giriyor. Hani vision açısından çok avantajlı olduğu doğru ancak eskisi kadar güçlü bir şekilde saldırdığını söylemek kolay değil. Evet, onu söyleyebiliriz ama ultisine gelen buff'la birlikte de Vision'ın azaltılması da büyük bir şey ve özellikle Smoke'un da mesela bufflanması artık Sentry yani Ward'lar da görmüyor Smoke'lu üniteleri. Böylece hani gece olduktan sonra bir üzerine bir Smoke alıp tek başına gankleyebilecek potansiyeli var Nightstalker'ın. Evet. Kimse fark etmeden. Bu da tabii Merlin eSports'un yapabileceği şeylerden bir tanesi. Evet.
Biraz sadece şey oldu işte, Nice Stalker artık olmak biraz daha yetenek gerektirmeye başladı gibi diyebiliriz. Çünkü daha erken aktif olmak lazım. Hani daha az level'da iş yapmak lazım. Ve daha sağlam çığ etkisiyle atmak lazım. Bu arada tabii Rubik olarak da medya takımı hani güçlü lockdownlara sahip oldu. Naga ve Rubik beraber hani lane'i koruyabilen güzel hero'lar. Bu arada hafifçe banlara değinelim. Merlin gördüğüm kadarıyla son maçta da sık sık burada seçildiğini gördüğümüz Enchantress'ı banladı. Hani Visage da banlandı. Hiç yanlış olmadı o Visage'ın banlanması. Ve şu an Troll ve OD banlandı medya tarafından. Çünkü adam akıllı bilmiyorum. Aslında OD niye banladığını anlamadım. Nice Stalker'ı kolay koridora götürmesini düşündüler biliyorum ama genel olarak midde daha etkili Nice Stalker, özellikle gank arasında. Evet, özellikle hani eğer double lane ya da dual lane, şey dual lane ya da tier lane'e götürürse Nice Stalker'ı, yani ilk gecede level 3 bile kalabilir yanında başka biri olursa. Yani Nice Stalker'ın kesinlikle tek başına experience alması lazım ve iyi bir de, iyi derecede level olması lazım ki ilk gecede etkili olsun. Ve Rubik'in de burada çalacak bir Scorch'i skill'i var, bunu da belirtelim. Hani çok güçlü bir Rubik olacak. Hani görünmeden girip birini kaldırıp nuke'layabilecek. Hani gerçekten hani özellikle Weaver'a karşı Rubik seçmek bence iyi bir seçim. Evet. Support olarak. Hani kolay kolay ölmeyecek bir support. Yani genel olarak zaten Merlin'in takımı da böyle çok skill'lerinde böyle utility var yani. Hani slow'lar olsun, kaçma olsun, işte void olsun vesaire falan. Bu arada bir Ursa Pig'i geldi medya takımından. Şu an itibariyle çift çekirdek görünüyor Doom ve Ursa. İkisi de farm alacaklardır. Naga ve Rubik onları koruyacaktır. Adam akıllı mid gözükmüyor şu anda. Belki Doom mid olur mu diye düşündüm şu an Nice Stalker'a karşı. Çünkü hani Mili ya da Ursa mesela olabilir birebir de. Bunlar tercih edilebilir. Ama iki runda problemi işte kaçış şansı yok. Hani Nice Stalker nispeten geceliğin kaçabilir ama hani Ursa ve Doom hani gelecek ganklere karşı son derece zayıf olacaktır midde. Hani şu an itibariyle bilmiyorum tabak Merlin'e seçebileceğini ama Venomancer tek başına yeterli olmayabilir yani. Hani slow'a rağmen. Çünkü ikisi de çok tanklayabilen hero'lar. Özellikle Ursa iyi tanklayabilir. Evet, bu saatten sonra Merlin'in özellikle carry seçmesini bekleyebiliriz. Weaver'ın yanına. Yani dual core bir strateji geliştirmek istiyorlarsa. Massive Dynamics ise şu an bir support'a bakıp bir support seçebilir. İstiyorsa Nature's Prophet banlanmış mıydı? Banlanmamıştı. Onu seçebilirler. Her zaman bir seçenek yani seçilebilir bir şekilde. Onun dışında onlar için onların tam olarak ne yapacağını bilmediğimiz için bir mid hero da seçebilirler. Eğer Doom ve Ursa'yı Nice Walk'ın karşısına geçirmek istemiyorlarsa. Evet, şu an oyunun geç safhası için Merlin'in net bir cevabı yok. Yani Nice Walker bir yerden sonra zaten hani gücünü kaybetmeye başlayacak. Bunun yanında hani Weaver biraz daha devam edecektir ama karşısında Doom ve Ursa gibi hani atması gereken insanların bir hero'lar var. Hani birebir de girmek çok kolay değil yani şu an medya takımına. Özellikle Naga ve Rubik desteğiyle beraber. Bilmiyorum, bir tane daha sağlam vuran bir adama ihtiyaçları var gibi geldi. Bunu ya da hani Claw'u banladı medya takımı. Evet, şu an yani Doom kesinlikle eğer bir tane çok güçlü bir hero'nuz varsa karşısında Doom varsa çok kötü bir durum. Çünkü Doom onu Doom'layıp hani direkt kombattan silebiliyor. Evet. O yüzden her zaman Doom'a karşı en azından iki kişi istersiniz. Hani biri Doom'lanırsa diğeri belki kombatı götürür diye. Hani ikinci bir kerimsi bir şey düşünebilirler her zaman. Yani bakalım. Şu an zaten hani Weaver, Nice Stalker çekirdeğiyle oynayacak Merlin takımı. Hani bir tane daha lane'de acaba birilerini bir şeyler farmlamayı düşünebilir mi? O önemli şu an Merlin tarafında. Ama dediğin gibi böyle hani çok bir kişiye yığmaya kalkarlarsa Doom'un çok rahat iptal edebilecektir. Hani muhtemelen Doom'u başlarda Weaver için de çok net bir şekilde kullanabilir aslında medya takımı. Evet. Kaçamayacaktır çünkü Doom 7 zaman. Evet, ama oyun ilerledikçe Weaver'ın Lincoln'ine dikkat etmeleri lazım. Hani gördükleri yerde direkt Doom atarlarsa Lincoln orada yardıma koşacaktır. Evet. Bilmiyorum şu an net bir şekilde teori yürütemiyorum çünkü medya takımının ortada ne yapacağını kesmek bayağı zor. Sağlam bir mitrosu kullanabilirler. Merlin de o konuda herhangi bir şey banlamadı Batrider dışında. Hani net bir şekilde orada istediği herhangi bir hero'yu alabilir şu anda. Hani Queen of Pain bile olabilir yani. Nice Stalker'ı gerçi birebir haraslayarak lane'den silemiyor ama gene de bayağı bir hani etkili olacaktır. Hani şu an düşünmeye çalışıyorum böyle son zamanlarda hani bayağı popüler olan mitrolarını falan. Hani Nice Stalker genel olarak çoğuna karşı çok rahat kasabilir. Viper falan bir seçenek olabilir belki. Evet, Viper'ın da aldığı buff'larla gerçekten güzel bir solo mid olabilir. Evet, Nice Stalker özellikle o bir melee olarak bayağı zorlanacaktır. Derken Tempter'ı aldı Merlin takımı. Demek ki Nice Stalker gerçekten easy lane mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Unique'in olduğu takımda Tempter esin Unique oynar ve solo mid oynar. Eğer Merlin kazanını doğru biliyorsam. Hani Templar'ın solo mid gideceğini düşünürsek ben Nice Stalker'ın bu stratejide nasıl bir görev alacağını merak ediyorum. Yani Templar aslında
mid gitmek zorunda değil. Çünkü o zaman Nightstalker'ın Genki ciddi anlamda darbe yemiş oluyor. Hani bence Templar'ı Easy falan yollayıp Nightstalker'ı mid'e koyup geri kalan yaratıcı lane falan gidebilirler diye düşünüyorum. Ondan sonra da Venomancer Roam atabilir. Abaddon Weaver'ı korurken falan öyle devam ediyor. Çünkü Templar sesin 1'e 1, 1'e 2 falan rahat gidebilir. Özellikle biraz level aldıktan sonra Refraction'da çok rahat gidebilir diye düşünüyorum. Kolay koridorda özellikle. Hani Nightstalker Templar sesinden daha aktif olacaktır kesinlikle gank açısından. Özellikle bahsettiğimiz bufflardan dolayı Nightstalker çok daha rahat mid'den etkili olacaktır gibi geliyor bana. Buna karşılık MD'nin cevabı ne olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gördüler muhtemelen hani elini, şu an Merlin'in. Gelebilecek bitir lane'in farkında olabilirler. Keza bu da iyi bitir lane'e de cevap verebilirler. Doom, Naga, Rubik iyi bitir lane aslında. Hani Ursa, evet. Ursa da olabilir. Ama onlar da tam emin değildir tahminimce. Nightstalker mı yoksa Templar Assassin mi mid gidecek? Evet. O yüzden stratejilerini yani eğer Doom'u mid götürmek isterseler ve karşısına Templar Assassin çıkarsa zorluk çıkartır. Çünkü ranged hero ve Meld ve Refraction charge'larıyla gayet lane'de domine edebilecek bir hero. Evet. Yani Nightstalker mesela Doom veya Ursa 1'e 1'de çok rahat gidebilir ama Templar Assassin zorlanacaktır derken Magnus geldi. Magnus aslında Templar Assassin'le 1'e 1 gidebilir koridorda, mili olmasına rağmen. Evet. Gelirse eğer Templar Assassin. Nightstalker'la da 1'e 1 gidebilir ve farmını özellikle bottle'da çok rahat alabilir. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani kurgu olarak düşündüğümde Magnus'u mid yollayıp 2-1-2 gidebilirler diye düşünüyorum şu an itibariyle. Keza çünkü Radiant tarafının yani MD takımının özellikle pull avantajı var. Kendi zor koridorlarında. Oradan kampı çekebiliyor. Büyük kampı çekebiliyorlar. Hani onu falan kullanıp işler yapabilirler. Bunun yanında yani tam kestirmek zor aslında. Hani 2-1-2 mi yoksa 1-1-2 roam falan gibi bir şey mi gidecekleri. Çünkü Rubik ve Naga ikisi çok iyi roam atabilen hero'lar. Yani çok iyi lockdownları var. 1-2-1'den geçen lockdown var özellikle Naga'nın. Bunu birazdan göreceğiz gibi geliyor bana. Takımlara bakıyorum şu anda. Sanırım evet. Pikler yapılmadı adam akıllı. Evet. Yani Merlin'in solo mid oyuncusu Unique. Eğer hani normalden farklı bir şey yapıp Frosty'yi de mi de gönderebilirler? Eğer hani rakiplerini böyle bir akıl oyunu yapmak istiyorsalar. Ama genelde Unique oynuyor mid hero'sunu. Evet aslında Merlin takımında 3 tane iyi kötü mid oynayan hero var yani. Pardon kişi var. Benim daha önce gördüğüm. Hemen bu arada overlay'i falan düzeltelim. Aynen. Evet, Nightstalker easy lane gidiyor. Mu. Gidiyor. Evet, oyuncuları tanıtacak olursak ben Radiant takımıyla başlıyorum oyuncuları tanıtmaya o zaman. Evet. Ursa'da Vigoros alt lane'de kasacak. Yanında supportları Fan Kefal. Ufak bir ses sorunu yaşadık, ben devam edeyim. Dediğim gibi, evet. Doom'da Fury var şu an itibariyle. Naga'da Darkness var, My Dream Life Rubik'te. Ursa'da Vigorous var. Bakıyorum hemen. Funk Efal'de, Magnus'ta. Merlin tarafına bakarsak, Venomancer'da Lambda var. Cehenna, bölüm kadarıyla Abaddon'da support oynuyor. Mid'de Unique var. Nightstalker'da Frosty var. Beaver'da ise Tals var. Şu an itibariyle kurgulara yavaşça bakarsak koridor kurgularına. Nightstalker kolay koridora gidiyor. Templar muhtemelen mid'de. Şu an gördüğüm kadarıyla öyle. Venomancer şu an orada belki ilk level'da daha birinci level'daki Gale'ın avantajını kullanmak isteyebilir ama orada atıp muhtemelen kaçacak. Aşağıda ise Weaver, Abaddon lane'i var. Gayet güzel bir lane. Hani 2-1-2 evet. Ve Veno Roam gibi oynayabilirler şu an itibariyle. Gerçi Veno şu an ya ward dikmek için ya da aşağıda kalmak için devam ediyor. Bunun dışında MD takımı şu an ortada biraz toparlandı. Yükseltin üzerinde bekliyorlar görmemek için. Ama ward onları görecek daha indiği anda. Evet. İki tane mid lane'e ward koymuşlar bu arada. Hani orta lane'in gerçekten herhangi bir şekilde ganklenmesini istemiyorlar. İki tarafına da gayet defansif wardlar koyulmuş. Evet gördüm. Aslında Nightstalker'ın biraz desteğe ihtiyacı var diyecektim ki Venomancer o tarafa doğru yönlendi. Ve hani 2-1-2 kurgusu devam edecek. Yeni meta diyebiliriz artık bunun için. Yani eski meta yeni meta oldu. Evet. Yukarıda baktığımda şu an Ursa, Rubik var. Gene 2-1-2 gibi gidecek gibi geliyor bana. MD takımı. Ortada hemen lastikleri de açıp bakayım.
Evet, iki takım da 2-1-2 mi gidiyor diye baktım. Ancak Doom şu an bıraktı lane'i. Ve tamamen jungle'da geçip birkaç tane oradan creep yiyerek bir şeyler yapmayı umut ediyor. En azından XP alabilir oradan diye düşünüyorum. Bu arada yukarıda Ursa devam ediyor. Birazcık pasif bir oyun devam edecek gibi bir süre. Evet, burada hard carry rolünü Taz üstlenecek Weaver'da. Yani oyun late game'e giderse Taz burada iyi farmlaması gerekiyor. Ursa'ya karşı kerlemesi gerekecek çünkü. Evet, karşısında aslında baktığımızda iki çekirdek var. Hani hem Ursa hem Dur. Oyun ileride güçlenebilen hero'lar. Itemlarla güçlenebilen hero'lar. Karşısında sadece Weaver var diyebiliriz aslında. Templesis'in düzgün kasabilirse belki bir parça yapabilir ama eşit giden bir oyunda biraz geride kalacaktır diye düşünüyorum. Derken bu arada Trillane'e Duel Lane var yukarıda. Aslında biraz iş yapmazsa bayağı zararlı çıkacak buradan medya takımı. Evet, özellikle bir de pull da olursa gerçekten zararlı çıkacaklardır. Evet. Tabii pull'larda değiştiği için eskisi kadar karlı değil. Kolay koridorda pull'lar. Ama bunun yanında Doom burada fark konusunda biraz geride kalıyor ister istemez. Yani aslında kolay koridoru biraz kaybediyor gibiler şu an. Hani zor koridoru kazansalar iyi olur en azından. Evet. Ve Doom'da Ice Armor var üzerinde şu an. Yani en azından o creep'i almış. Şu an üzerinde armor'u yok ama en azından bir onu ganklemeye çalışırsalar güzel bir slow'u olacak üzerinde. Orada yukarıda Night Stalker'ı aşağı atmayı başardı Rubik. Tabii ki oradan net kill gelmeyecektir ama sağlam bir XP kaybı, last hit kaybı olacaktır. Evet. Night Stalker için. Ve çok da son derece yavaş şu anda. Gündüz vakti. Genel olarak farmlarda çok büyük bir fark yok. İki takımda yakın gidiyorlar. Hani neredeyse 0 XP ve gold farkı diyebiliriz. Evet. Özellikle bu mid lane çok eşit gidiyor. Yani belki Magus'un biraz yenilmesini bile bekleyebilirdik ama yani Unique deny'larda biraz üstünlük sağlamış. Ranged olmanın faydası burada görülüyor tabii ki. Bu arada aşağıda Doom'a biraz haras geliyor. Doom ne kasacak diye bekliyorum. Miktar parası bitti, direkt Midas'a mı koşacak acaba diye bakıyorum ama bu lane'den Midas alması çok kolay değil. Özellikle last hit'lerde bayağı geride kaldı. 4 last hit'i var. Weaver 13. Biraz pull'larla şu anda Merlin'in hani burada iş yapmaya çalışıyor yukarıda. Hani görece bence Merlin şu an iyi durumda gibi. Medya takımına göre. Özellikle alt koridoru kazandılar. Bitti başı baş gidiyorlar. Üst koridorda da 3'e 2 hani en azından hani kafa kafaya gibiler. O yüzden hani Merlin takım bence bir adım önde şu an. Evet, öyle görünüyor. Alt lane'de Weaver gayet iyi farmlıyor. Üst lane'de Frosty'nin Nightstalker'da nasıl farmlayacağı ya da ölüp ölmeyeceği burada önemli olacak. Çünkü Trillane dual lane olduğu için her zaman Trillane saldırabilir. Ve Ursa'da çok yüksek damage vuruyor. Bunu da biliyoruz. Overpower'la birlikte. 2-3 saniyede direkt geri can yapabilir bağları. O yüzden dikkatli olması lazım. İşte orada dezavantaj şu. Yani aslında iyi oturtabilirse medya takım buradan çok rahat kill çekebilir. Evet. Dediğim gibi iki tane disable var. Rubik kaldırıp Naga net atarsa Ursa oradan çekebilir çok rahat birisini. Ancak o da Veno'dan sağlam haras yiyor. Ve hani bir parça daha korkacaktır. Üzerine şu an herhangi bir heal da kalmadı. Birazcık support'un desteğine ihtiyacı var. Bence Magnus bayağı iş çıkarıyor mid'de. Şu an last hit'te geçti. Templesis'in ki o kadar beklemiyorduk. Derken orada gece oldu. Erken gece geldi. Bakıyorum yukarıda hemen aksiyon başladı. Gecenin başlaması beraber. Venomancer ölecektir orada. Venomancer şu an Ursa'da kaldı first blood. Bahsettiğimiz kill'den, bahsettiğimiz anlar nefesimiz havada yayılırken geldi. Bu arada Nightstalker biraz harasladı ancak yeterli olmayacak tabii ki. Tek başına 1'e 3 girmek o kadar kolay olmayacaktır. Ve bana sever artık. Evet. Bakıyorum. Herhangi bir bottle falan gelecek mi yoksa direkt devam edecek mi diye bakıyorum. Hani kolay koridor biliyorsa bayağı bir güzel bottle kullanabilirdi. Bu arada hala medyanın kurban olduğunu görüyoruz. Başladı. Net'le beraber açtı. Rubik de kaldı. Şu an destek geldi Abaddon'dan. Ve bakıyorum hem Ursa hem de ve deny geldi. Rubik Ursa'yı deny'ladı. Ama ona rağmen bu hala 3 kere verildiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu arada aşağıda Doom jungle'da canı azalmış. Bir anda yukarıdan bakarak gittim ama hani kolay koridoru tamamen terk etmiş ve bu 3 kere gerçekten MD için çok kötü oldu. Evet, özellikle bu Abaddon'un TP taşıması ve TP atması çok yararlı oldu. Hani dual lane'de shield'lı HP ile birlikte çok büyük yardımı dokundu. Evet, o gerçekten çok kritikti. Direkt 3 kill'in çekilmesine faydalı dokundu. Ancak orada benim dikkatimi çeken Rubik'in bir şekilde deny yapmasıydı. O bayağı ekstra çünkü arada mesafe de vardı. Çok güzel bir deny geldi, çok akıllıca bir deny geldi. Evet. Bu arada Ursa orada desteğin gelmeden alınca hemen aşağı koştu. Aslında bence Ursa burada yanında bir support da çok rahat kasabilir. Hani Doom yalnız bırakmaları çok iyi olmadı çünkü medya durumu için. Evet. Bu arada ortada Magnus biraz kovalıyor.
Ulti... Aa. Kaçırdı. Atsa öldürebilirdi çünkü reflection charge'ı da yoktu. Yani %90 öldürmüştü yani. Şakve ile beraber öldürdü muhtemelen diye. Bakıyorum şu anda hemen bir TP Roshan geldi. Stun var mı? Stun var mı? Geldi stun. Şansına biraz, güvenmiş. Evet, biraz RNG oldu orada. RNG yüzüne güldü diyelim. Bu arada Rubik orada çok kötü sıkıştı. Venomancer çılgın 15 saniyelik bir stun attı ve muhtemelen buradan sağ çıkamayacak derken yukarı attı ama oraya atmak istemezler diye. Bakıyorum kaçabilecek mi diye. Üzerinde var ama... Zehir. Öldürdü. Kendini dinaylamaya çalışırken başarılı olmadı. Bu arada 3 kişi Ursa'ya doğru ilerliyorlar. Haste'i var Venomancer'ın. Slow da şimdi geldi bakalım. Bir phase su var. Gale'da tuttu. Bakıyorum Ursa buradan birebir atabilir mi herhangi birisini? Ama Slow... Evet. Evet, ward eksikliği burada biraz göze çarptı. Şu an hiçbir vision yok orada. Evet. Takımının. Geldiklerini görmediler. Karşıları. Yani en yakın ward'u şu arada orta koridoru gösteriyor. Ki hani bu en etkili ward olduğunu söylemek çok kolay değil. Yani belki biraz aşağıya deneyebilirlerdi. Ama orada muhtemelen şu anda kırılırdı o. Orada Nightstalker da farmını aldı. Yukarıda bayağı boş zaman bıraktılar buna tek başına. Tüm bu olaylar olurken. Şöyle bir TP geliyor bakıyorum. Şu an 3'e 3 bir durum var. Orta tekrar geldi ancak farmına devam edecek. Ortada bu arada Magnus'u sıkıştırdılar. Skewer yeterli olmadı. Ve Nightstalker geceyi ilk defa şu an değerlendirdi Magnus'u çekerek. Bu arada Doom da direkt Midas gitmeyi tercih etti. Konuştuğumuz yani... NC'ye girip hemen Midas'ını alıp biraz da late game düşünüyor sanırım. Hem Devour full yiyecek hem de Midas'ı olacak. Evet bu arada aşağıda Ursa'ya hafif bir saldırı geldi bakıyorum. Ursa birebir de atacak mı Nightstalker'a biraz diye. Ve başladı Nightstalker eritmeye. Ama orada Abaddon farkını görüyor sonra. Çekti Abaddon sayesinde ve çok güzel bir shockwave de çekmeyi başardı. Ursa'yı Nightstalker ve Ursa değişimi oldu. Yani çok eşit bir değişim diyebiliriz bence iki evet. Takım içinde. İki çekirdek. Evet ama Nightstalker experience'ını da aldı ki bundan çok şekilde faydalanacaktır. Onun level'a ihtiyacı olduğunu da söyleyeyim. En az Ursa kadar level'a ihtiyacı var. Bu da onun için iyi bir tarafı olmuştur tabii ki. Bu arada şunu da söylemek lazım. Aşağıya yanılmıyorsam 5 kişi gitmişti MD takımı. Ve Weaver yukarıda deli gibi kasmaya başladı. Last hit'i 41'e çıkardı. Onun Tamplasis'in 44 ile önünde, 32 ile Magnus arkasında. Yani biraz farm avantajı şu an Merlin tarafında. Evet, kesinlikle Tamplasis'in mid game'de çok güçlü bir hero. Özellikle Unique de Tamplasis'in ile ünlüdür. Hani burada banlandığını bile görmüştük daha önce Unique'e karşı. Hani gerçekten mid game'de etkili olacaktır. Elinden geleni yapacaktır. Hani burada bu Magnus'un çok güzel RP'ler atması lazım. Attığı ilk RP çok güzel olmadı ama bundan sonra çok daha iyi bir iş yapması gerekiyor ki Merlin takımını durdurabilsinler. Çünkü Abaddon'la birlikte çok agresif oynayabileceklerdir. O Shield'ın ne kadar iş yaptığını gördük demin alt lane'de. Ve evet. Nightstalker'ı çekmeyi başardılar gündüz vakti. Onu çok hızlı yakalayamadım. Tam o tarafa giderken gördüm ama. Üç kişi direkt. 3'e 1 bir mücadele anladığım kadarıyla. Aşağıya doğru zaten şey vardı. Tam di oyuncuların dönüşümü vardı. Hani Cehenne falan geliyordu. Keza Venomancer da oradaydı. Ancak biraz geç kaldılar diyebiliriz bir 10-15 saniye civarında. Hani Magnus da şu anda farmını almaya... Pardon düzeltiyorum. Ursa da şu anda farmını almaya başladı Magnus'la beraber. Hani yine girdiler ama... Evet ama bu hem Devour hem de Midas'lı Doom hani gold farkını yakın bir zamanda bir azaltacaktır tabii ki. Eğer kombatlar devam etmezse. Hani yavaş bir şekilde oyun ilerlerse bu Doom her zaman çok fazla gold alacaktır. Bunu durduramazlar yani Doom'un iyi farm almasını. Sadece böyle kesmeleri lazım şu an yaptıkları gibi. Ve Doom orada çok kolay bir şekilde ölecektir. Biraz kötü yakalandı. Şu anda stun da var. Doom da attı. Bakıyorum stun da geldi ancak yeterli olmayacak muhtemelen. Evet. Ve canını aslında çok güzel eritti orada. Hani evet. 1'e 2 falan olsaydı çok rahat çekerdi Weaver'ı. Evet, level death olsaydı da alırdı. Onun yerine Scorched Earth olduğu için tamamen jungle build'i gittiği için şu anda. Evet. Aslında o gank'i görmesi ya da hissetmesi gerekirdi. Birazcık orada kendi hatası oldu aslında ölmek. Çünkü çok ileri bir pozisyonda farm alıyordu. Ve oyuncular eksikti sonuçta. Arkadan gelen bir gank'le. Bu arada ortaya bir baskı var. Ancak Jhin'i tercih etti şu an itibariyle Unique. Ve aslında 3 kişi varlar. Acaba kuleyi zorlasalar mı diye düşündüm ama onlar öyle düşünmediler. Hani genel olarak oyuncular kulelere değil şu an itibariyle kendi farmlarına bakıyorlar. Hani klasik bir oyun. Hı-hı. Görüyoruz. Evet, iki takımın da özellikle kuleleri iyi vuran özellikleri ya da hero'ları da yok. Hı hı. Onu da belirtelim. Mesela Ursa çok güzel Roche alır. Ona da bekleyebiliriz. Ursa Vlad'ını bitirdiği zaman hemen Roche alacaktır ki şu an Ursa
ölecek sanırım orada. Evet, bayağı ciddi bir, evet, Abaddon'un gelmesiyle bayağı zorlanacak orada onu alırken, Nice Stalker alırken, ve keza öyle oldu. Aynı zamanda hız avantajı da iyi oldu Nice Stalker için, çok güzel kayıtlayabildi. Evet. Ortada bakıyorum şu anda Tempest'in bası geliyor. RP de geldi ancak Reflection attığı için RP hiç oradan hasar vermedi ama gene tabii 3 kişinin verdiği atakta orada yattı. Evet. Orada bir de War Storm da kullandı diyorum. Çaldığı sent oradan. Hani gerçekten oradan kaçma şansı yoktu diyebiliriz. Evet. Tabii Weaver'ı bu arada unuttular. Weaver çok rahat farm alıyor bu arada. Erken bir inken göreceğiz muhtemelen kendisinden. Evet, bu hani, çok önemli. Evet. Doom da keza toparlayabilecek mi diye bakıyorum. Çünkü şu an elinde sadece Midas var. Hani 7-7.5 dakika gibi kasmıştı aslında. Normali 5 dakika civarlarında falandır daha bir farm önce. Ama hala hani iyi bir zamanlama. 7 dakika hala Midas için çok iyi bir zaman. Evet. Ama bu şey manasına geliyor tabii yani. Hani MD'nin maçı biraz daha sürüncemeye getirmesi lazım. Evet, kesinlikle. Ama buna Merlin takımı izin verecek mi? Şu an ona bakıyoruz. Çünkü mid game'in çok etkili hero'ları var. Yani aslında teorik olarak sadece farm savaşına dönerse MD'nin bir miktar hani teorik avantajı var ama evet. Merlin iyi oyunda bunu aksine çevirebilir. Hı hı. Evet, klasik bir Venomancer Ancient farmı görüyoruz. Çok yavaş olmasına rağmen. Evet. Ve level 1 wardları var. O yüzden ayrı bir yavaş. Çok çabuk ölecek wardlar. Evet. En azından zehir de işliyor. O bir avantaj oldu Venom için. Evet. Şu an gündüz vakti mi? Çünkü Night Stalker çok ganklerken göremedik son bir dakikadır. Şu an dakika 12 evet. Göstermesine rağmen, dakika 12 pardon düzeltiyorum. 8'de bitiyor. Burada başlaması gerekiyordu ama ulti attığı için zamanlar tabii artık şey oldu. Hani kaydı. Evet. Öyle diyebiliriz. Ancak ne kadar? Baya az bir süre var şu an gecenin tekrar gelmesi için. Muhtemelen evet. Night Stalker da onu bekliyor zaten. Evet, gecenin başlamasıyla tekrar agresif oyuna döneceklerdir. Çünkü pasif oyun gerçekten dediğimiz gibi Doom'a yarıyor en çok. Farmına. Hani 1 dakikada 500 gold belki daha fazla bile kasabilir şu an. Hem Doom, hem Devour hem de Midas'la birlikte. Pasif oyun en çok Doom'a yarar şu oyun içerisinde. Bakıyordum bir gank denemesi gelir gibi oldu. Aslında bir sıkıştırma gelir gibi oldu gördüğüm tarafıyla. Gördüğüm kadarıyla Merlin tarafından ancak hemen bir defansif TP Naga tarafından. Hani bunu engelledi. Evet, bu arada Unique Templar'ın bir de Dagger çekti şu an. Bu da agresif oyununu daha da artacaktır. Dagger'la birlikte daha agresif olup özellikle supportlara 1-2 atmayı düşünüyordur şu an. Kombatlar ya da bir gankler olursa. Evet, bunu başarabiliriz ama keza şu anda gece vakti Night Stalker hemen baskıya başladı. Rubik'in üzerinde baskı kuruyor. Rubik'i kesecektir orada. Hemen yardım geldi derken Song geldi ve yakalamayı başardı Night Stalker'ı. Night Stalker'ın oradan kaçması kolay olacak ne bakıyorum çünkü Rubik'te ama onlar tamamen işi gücü bırakıp orada Abaddon'u kaybetmeyi düşündüler. Çok iyi bir RP ile beraber 2-0 güzel bir mücadele gördük gece vakti. Ama ellerinde ne varsa kullandılar yani. Song kullanıldı, Magnus ulti kullandı, Doom ulti kullandı, Rubik çalmış bir şeyler. Ursa da kullandı. Yani iki kişiye her şeyi attılar. aslında niye attığın çok önemi yok çünkü dakika daha 13. Evet. Yani öyle büyük takım savaşları daha henüz olmuyor ve ultileri kullanmaktan çekinmemek lazım derken Templars'ın 2 attı şu an. Evet. Double damage'la beraber. Evet. Bu arada tam şeyden bahsedecektim. Gece vakti wardları ne kadar az MD'nin kendi jungle'larını bile görmüyorlar diyecektim. Ama 5 kişi toplanarak en azından bu dezavantajı kendilerine çekmeyi başardılar. Ancak her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Evet. Orta kuleye baskı var bu arada 3 kişi. Venom'un wardlarıyla beraber. Evet, bu ikinci kule olacak giden. Üst kule yanlış hatırlamıyorsam denylanmıştı. Ama bu kule denylanmayacak gibi görünüyor ve böylece iyi bir gold geldi. Templars'ın aldı bir durumu. Daha büyük bir avantaj oldu. Çünkü en son gelen Yama ile beraber altınlarda 50 civarında arttırılmıştı yanılmıyorsam. Evet, doğru. Altınları 150-250 arası diye hatırlıyorum. Şu an itibariyle avantaj ciddi anlamda Merlin tarafına geçti hem killerde hem de farmda. Evet. Hemen hızlıca bakalım. Altın farkı yaklaşık 4000 civarında Merlin tarafında ve XP farkı 3000 civarında gene Merlin'in tarafında. Ursa'nın Vlad çıktığını görüyorum. Etrafta şöyle bir göz gezdirince. Ve Beaver Lincoln'i alacak şimdi. Bu kliple birlikte alması lazım. Ve aldı. Evet, aldı şu an itibariyle. O da çok erken aslında. 14 dakika hani Lincoln için inanılmaz erken bir zaman. Evet. Aldığı rahat farm etkisi oldu işte. Hani MD aslında şu an ciddi bir dezavantaja özellikle altın konusunda düşmüş oldu. Evet. Le Templar Assassin'de üzerinde 1600 para da var ve şu an Ruby'ye tekleyecektir. Hayır. Ya, Melt çok çalmış. Iyi, çok iyi Melt. Ve biraz dalga geçti aslında ama desteğine gelmesiyle birlikte çok iyi çok bir link. Çok güzel bir link geldi. Link'ten. Çok iyi bir link geldi. Gerçekten ucu ucuna bir link. Derken aşağı kuleye bir baskı var şu an 4 kişi toplandılar. Hemen medya takımı gene 5 kişi oraya koşuyorlar. İyi bir takım savaşı çevirebilirler bakıyorum. Kule düşmeyecek ama. Doom var ama Naga'nın ultisi yok.
Ve aynı zamanda Weaver da yukarıdan puşluyor. Evet, şu an Red Dot'a devam ediyor Merlin tarafından. Aslında Red Dot oynamıyorlar ama Weaver serbest kaldığı için ister istemez Red Dot'a dönüyor. Maç. Bu arada Ruby'yi orada görüyorlar. Ward atmakla beraber hani Mel'de aşırı güven derken çok güzel bir RP geldi. 3 kişi RP. Bakıyorum Venomancer'ı çok güzel ultiye oturttu. Medya takımı hala burada iyi çevirebilir ama dikkatli olması lazım. Venomancer erdirecektir. Weaver geldi. Weaver geldi, evet. En önemli o. Ve Unicorn'a çok damage vuruyor. Bir Mel'le... Şu an eritti, kaçıyor. Medya takımı kaçmaya başladı ancak bakıyorum bir kişi daha düştü. Ve triple kill. Triple kill. Hem de evet. Templar'da tam bir kabus oldu Medya. Özellikle o Venomancer ultisinin ne kadar iş yaptığını gördük. Hani ultisinden sonra combat devam ettiği için o ultinin damage'i tüm combat boyunca Raiden takımına işlendi. Bu da Veno ulti atarak öldüğü için çok da büyük bir zarar da değil yani takım için görevini yapmış durumda. Yani supportlarda genelde Venomancer herhalde ölmesini en fazla hani tamam diyebileceğiniz supportlardan birisidir diye düşünüyorum. Gerçi orada Magus'un çok sağlam 3 kişilik bir RP'si vardı ama işte devamı gelmedi. O bahsettiğimiz item avantajı, işte XP gold avantajı ve iyi oyun orada kendini gösterdi. Evet. 4'e 5 başlayan savaş 5'e 5'e döndüğü anda medya takımı çok hızlı bir şekilde dağıldı orada. Evet. Bence biraz daha zamana ihtiyacı var böyle bir takım savaşın çıkartması için medya takımı. Evet ve Templars'ın 3.3 bin parası var ve BKB gidecek. Ve bu BKB hani 1-2 dakika içinde bitebilir eğer Roshan'ı alırsalar ve farmla devam ederse Unique. Yani bu BKB ile birlikte gerçi hala RP işleyecek ama en azından Song'dan kurtulabilir. Song yemeyebilir. Ama işte Song'un bazen dezavantajı oluyor yani. Tam girerken Song açılırsa bir anda 5 kişinin ortasında 1'e 5 olabilir. Hani o aslında BKB'yi birazcık nasıl diyeyim karşı bir büyü aslında. Yani medya takımında BKB'den geçen çok şu an skill var. Doom var, RP var. Dediğim gibi Naga'nın ultisi var. Ursa falan hiç umursamıyor zaten BKB'yi. Evet, Naga'nın Insnare de BKB'den geçiyor yani. O da geçiyor. Şu an hani BKB bence en iyi seçim olmayabilirdi bu savaş için. Ama tabii ki şu anda oyuncuların tercihlerine bakmak lazım. Yukarıda bu arada Weaver Doom yedi ancak Shukuchi'yi atmıştı ve oradan bir şekilde kaçmayı başardı. Doom onu kovalamaya devam ediyor. Manası yok hiçbir şekilde ve level 1 olduğu için. Pek vurmadı herhalde orada, yapacak bir şey yok. Aslında tam Shukuchi'den önce yedirebilseydi oradan bir şeyler çıkarabilirdi ama o olmadı istediği gibi. Ve Weaver oradan kaçmayı başardı. Abaddon desteğiyle beraber. Farmla devam edecek. Farmla devam ediyor. Bastet Denial'larda 95-96 civarında Weaver ve Templar sesini var. Onu 78 ile Magnus izliyor, 68 ile Ursa izliyor. Hani Doom hala 55 ve istediği seviyelerde değil. Bakıyorum bu arada Abaddon ultiyi açtı kendiliğinden. Bunu evet. Neden yaptığını anlamadım açıkçası. Hani bekleyebilirdi de. Direkt RP açacağını tek kişilik Venom'a RP geldi. Bakıyorum Weaver şu an çok işliyor. Ve Venomancer tekrar ultiyi yedirdi. Ve arkadan gelen bakıyorum double damage'in Templar sesini. Bir double aldı, bir triple ve 4'e 0 tekrar. Templars'ın mid game etkisini, gerçekten baskısını kurmaya başladı ve double damage inanılmaz etkili oldu o savaşta. Evet, BKB'si de bitti. Hani ne kadar önemli bu saatten sonra bilmiyorum ama hani gerçekten Unique neden Templars'ın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bize tekrar. Gerçekten güzel performans. Doom bir tornado saldı oraya ama çok etkili olmayacak. Farm'a devam ediyoruz. Ben Roche mi gelecek hızlı diye hemen bir şu an smokeladılar. Bakıyorum bunu sezdi mi acaba medya takımı? Çünkü bazen Vision'da kalabiliyor. Onun animasyonu ancak herhalde kalmadı şu an. Ve hızlı bir şekilde Roche gelecek. Bakıyorum Roche da bir Melt ile çok hızlı eriyor. Hemen bir Melt geldi. Gördüğü gibi armor'a -3'e düştü. Çok rahat bir Roche oldu aslında bu Melt için. Evet, dakika 20 olmadan Unique belki de 3. item'ını kasmaya başlayacak yani şu an. Artık Desolator mı gider, Crit mi gider, kendi tercihidir. Bakın ne kasarsa kassın, hani birilerine tek atma durumuna gelecektir yakında. Evet, Rubin falan da 740 canı var şu an itibariyle. Bakıyorum bile TP yok. Oradan çıkması pek mümkün gözükmüyor. Çok acı oldu bu. Evet. İşte gene wardlar sayesinde geldiklerini görmedi ama gene de Ruby'nin orada durması biraz hataydı aslında. Hani hemen gelebileceğini sezmesi gerekiyordu. Evet, bu arada bahsettik mi bilmiyorum, Shadow Blade'i var Doom'un. Daha önce var mıydı? Ben fark etmemiştim ama. Yani yandaki uyarıyı ben de görmedim. Hani görece yeni olsa gerek ama hani bayağı geç aslında. 20 dakika Shadow Blade Midas. Geç sayılır. Çünkü evet. Lastleri 60 şu an. Hani 20 dakikada 60 iyi bir lastik değil.
Ve bu Shadow Blade kombatlarda da çok yardımcı olmayacak. Hani yeni buna nerf de geldi. Cooldown çok 10 saniye arttı. Ve böyle sadece daha rahat farmlamasını sağlayacak. Hani oyunun ilerlerse faydasını görecek ama şu an için Melee takımına bir faydası yok, görünmüyor Shadow Blade'in. Evet kesinlikle. Bu arada tabii Merlin takımının da Venomancer mesela 5. pozisyon oynamasına rağmen mekanizmi 20 dakikada çıktı ki 20 dakika çok iyi bir zaman. 4-5 oyuncular için. Yani o yüzden Merlin takımının supportları çok iyi farm almış durumda şu an. Aldıkları asistler ve goldlar sayesinde. Evet. Şu an zaten gold farkına bakarsak hikayeyi anlatıyor yani. 15 bine geldi galiba gold, evet. XP de yaklaşık 12 bin. Bir deny geldi bu arada Night Stalker'dan. Bu da acı bir deny oldu aslında Doom için. Güzel paralar kazanma peşindeydi. Evet. Hani o da aradığı creep'i bulamadı bence şu anda. Bulduğu ilk büyük creep'i yiyor. Evet. Belki kurt falan mı arıyor diye bakıyorum. Etrafta kurt var mı? Kurt gözükmüyor maalesef. Evet, yakında Weaver Desolator bitecek. Ve şu an Yuni'nin de nerede pustuğuna bir bakar mısın? Gerçekten hani biri geldi mi tek atmak için bekliyor. Bu kadar hani bir bakıma işsiz de denilebilir yani. Çünkü farmlayacak hiçbir yer yok mu yani arkadaş? Niye burada bekliyorsun? Yani, ama evet. Tüm Radiant takım yukarıda olduğu için kimseyi bulamayacak. Biraz daha bekler mi? Beklemedi. Beklemedi evet, o da şu an karşıda. Zaten wardları da var orada aslında, çok net orta koridoru görebiliyorlar. Aşağı hı-hı, koridorda kimsenin olmadığını görünce aslında hani uyanmış olmaları lazım şu an kadar. Ama aşağıda push yaparak bu durum tekrardan lehlerini çevirmeye çalışıyor. Keza Night Stalker gece olur olmaz hemen ultiyi basarak gece uzattı zaten. Evet. Bildiğiniz üzere ultiyi attığınızda gece yani zaman sayma işi duruyor ve hani geceyi otomatik uzatmış oluyor aslında efektif olarak. Ve şu an bakıyorum kaç kişi var aşağıda. Yani 5 kişi var sayılır. Evet. Ve buna da 5 kişilik bir savunmayla karşı görüyorum MD'de. Ve şu an kuşatma başladı. Ama çok iyi bir kuşatma takımı olmadığını da söylememiz lazım. Hani Venomancer Ward'ları bir şekilde yardım ediyor ama yine hero'ları kesmeden hiçbir şey yapamaz Merlin takımı. Hani evet. Sadece kuleye vurarak çok az damage vuruyorlar bak. Geldiler 2-3 kere vurdular ama hiçbir işe yaramadı. Elinde sonunda kesmeleri gerekiyor Master Dynamics takımını ve RP'ye de var Master Dynamics takımında. Yine kolay olmayacaktır. Evet şu an zaten yaklaşık burada bir Aegis'in 3 dakikası falan vardı yanılmıyorsam, onu değerlendirmek isteyecek. Ve hani ölmek pahasına orada kuleye vurmaya devam edecekler diye düşünüyorum ama dediğin gibi ultiler çok güçlü. Mesela şu an Naga ultisiyle savaşı açarlarsa kendilerini çevirebilirler ve hani çok kolay bir RP falan da gelebilir. Yani biraz takım koordinasyonuna ihtiyacı var MD takımının. Yani Ursa'ya bakıyorum şu anda, o da Blink Dagger gelmiş ama Blink Dagger bilmiyorum ne kadar iyi bir seçim şu an bu oyun için. Evet, biraz agresif bir seçim çünkü 1k canı var. Hani bakınca gerçekten çok çabuk ölebilecek gibi görünüyor. Orada Deso geldi, buradan bakıyorum. Magnus ufak bir heyecan yaşattı ve tekrar içeri evet, kaçtı. Weaver'ın da Desus'un bittiğini düşünürsek Merlin takımı aslında bayağı güçlü bir takım oldu. Hani MD'de de hiç zaman istediği kadar agresif olamadı şu ana kadar. Weaver bu arada yukarıda yani şu an 4 kişi saldırıyorlar. Venomancer şu an sıkıştırdı Ursa. Muhtemelen çekecektir diye düşünüyorum. Sağlam bir slow geldi derken Weaver bir pause attı. Oyun gitmiş. Evet. Bu pause'ı Lambda'dan beklerdin. Öldürmeyin beni. Troll pause mı diyorsun? Evet. Ama bakalım. Yardım da geliyor ama yetişemeyecektir. Evet şu anda tekrardan mekası da var. Devam ediyor. Mekayı açtı ancak net. Yani Night Stalker geldi yandan. Birileri ölebilir arkada. Derken. Güzel bir song geldi. Bakıyorum ama kimler var orada, kimse yok. Night Stalker tek başına duruyor şu an orada. İki kişi var pardon, düzeltiyorum. Üç. Çok güzel bir silence geldi orada Magnus'a. RP atamadı. Direkt. Bu arada Abaddon'a geldi. Bakıyorum çok güzel 2 kişilik bir RP daha geldi. Reflection da eridi artık. Ama artık çok kısa bir süre kala herhalde AX orada kestiler. Ve DKL doğdu tekrar. Nick. Evet, maçın çok net. Ve Tantrasis'i kesemedi Ursa orada. Reflection'dan geçemedi maalesef. Ve Godlike'a gitti. Tantrasis şu anda. 3'e 2 değiştiler. Kuleye vurmaya devam ediyor. Bence MD'nin şansı çok azaldı şu an. Evet. Şu an Taz hani kombatın çoğunda orada değildi. Hani ben yokken ne kadar eğleniyorsunuz filan demiştir şu an. Hani geldiği gibi kuleye vuruyorlar. Hiç hero'la karşılaşmıyor. Deso ile beraber kuleye daha hızlı eridi. Evet. Yani bu koridor gitti artık. Hani bundan sonra ne yapacak ona bakmak lazım. Ultileri çok çok iyi kullanamadılar aslında. Keza Aegis inanılmaz faydalı oldu. Tempest'in için. Çünkü Tempest'in yakalayıcı çok kolay eritmeyi başardılar ama işte. Ve 5k parası var Temporasis'in. Evet.
Bundan sonra ne gidecektir? Kendi bilir tabii ki. Aslında ya, ne kadar bakıyorum şu an 2800 yıl Ival, 2006'ın çok rahat harcayabilir. Bu da şunu da belirtelim, hani hem Doom olsun hem Nagasiren olsun. Bunların ultilerin çok yüksek cooldownları var. Hani bir kombatta yenildiniz mi, eğer çok kısa sürede başka bir kombat olursa gerçekten bayağı güçsüz oluyorsunuz. Yani o yüzden hani kombatı yaptınız mı o sefer de yenmeye çalışmanız lazım. Ve hani Aegis'e karşı da bu da çok hoş olmuyor. Çünkü Doom atıyorsunuz, adam tekrar canlanınca Doom atamıyorsunuz tekrar doğal olarak. Ve böylece kombatı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da Master Dynamics takımının bir dezavantajı tabii ki kombatlarda. Evet, bir önceki şeyde Abaddon'a Doom atmayı tercih etti. Oyuncuları kurtarabildiği için. Mecburen. Çünkü Aegis'de tempo basa atamazdı. Derken Weaver bu arada yukarısını pushladı ve belki şey Weaver'a karşı savunmaya geçtiler. Yani bu çok büyük bir dezavantaj oldu aslında, çünkü aşağıdan ittiriyor aslında Merlin takımı. Bunu nasıl cevap verecek diye bakmak istiyorum Mede takımına. Şu an bir boost of teleport kasarak gerçekten çok güzel bir red dota oynayabilir yani. Alttan üstten pushlayıp sonra bir anda boost of teleportla basıp defans tekrar başka bir yerden pushlayabilir. Ama o kadar çok item var ki yani direkt dümdüz girip de pushlayabilir. Yani şu an aslında MKB falan çıksa daha iyi gidebilir onun için. Evet. Direkt oyunu bitirmek bağımında. Bakıyorum şu anda Doom yavaş yavaş AC'yi gitmeye çalışıyor. Öbür tarafta baktım Nightstalker. Armnet var, Templar'da dediğim gibi BKB Blink. Force Death bu arada Abaddon çıktı, gelmesi lazım yakın zamanda. Venomancer işte... Yunie'in bir item'i geliyor. Yunie'ye sanırım Eagle Horn mu geliyor? Evet, Eagle geldi. Song mu? Eagle Song geldi. Eski ismi Eagle Horn muydu? Evet. Derken tek kişiye bir RP Templar'a. Bir de Doom attı. Geldi. Bakıyorum gene Venom'dan 5 kişilik bir ulti geldi. Ve Nice Walker arkadan kill çekecek mi diye bakıyorum şu anda. Bir kişiyi çekti, Ruby'yi çekmeyi başardı. Magnus kötü yakalandı bu arada. Nice Walker çok derin daldı. Ve birazcık geç kalmış bir ulti. Orada kurtaramadı Magnus'u. Ancak Merlin canı full hero sayılır. Tek Nice Walker biraz yanında. Ve baskı devam ediyor. Ve Unique hani hem RP yedi hem Doom yedi, yani ne biçim bir şey oldu. Adam gerçekten her şeyi tek başına yedi yani ve hala yaşıyor. Asıl enteresan taraf bu. Evet, Abaddon da ona bayağı faydalı dokunu nasıl kurtarmak bağımında. Derken Viewer'ın Nagasiren'ı çektiğini görüyoruz. Kulelere baskı devam ediyor. Yani yakın zamanda GG yakındır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Ursa'nın Venomancer'ı çok zor çektiğini görüyoruz gelen destekle beraber. Artık görüyor ve round kesemiyor bu arada. Tam bir Phantom Farm başladı. Evet bakalım. 2 set Rex düştü şu anda. Her an GG gelebilir ve artık hani kaçıncı dakikada verdiğinizin de önemi yok. Sonuçta eleniyorsunuz hemen. GG verdi. Hani tek seri, tek maçlık seriydi bu ve şu an itibariyle medya takımı veda etti Zorro'ya. Kendine teşekkür ediyoruz ve Mert'e yarı finale doğru. Yarı final adını yazdırmaya devam edecek. Evet, Ocak'la son görüşler. Maç güzel bir maçtı bence. Hani burada Nightstalker'ı easy lane gördük. Experience bakımından bir dezavantaj yaşar sanıyorduk. Ama gayet iyi, en yüksek level'lardan biri oldu oyun sonunda. Oyun planlarını iyi oynadılar. Güzel gankler gördük. Gayet güzel oynadı bence Dire takımı. Planların hepsi istediği gibi oldu. Weaver free farm aldı. Aldığı CS'den ve her şeyden görebiliyoruz tabii ki. Evet, 7'ye 0 oynadı aynı zamanda. Dediğin gibi Dire takımı Doom'u özellikle iyi kullanamadı bence. Kolay koridorda 2'ye 1. Aslında o koridoru direkt verdi. Orta iyiydi. Yukarıda da 3'e 2. Aslında o koridoru verdiler bence ilk first blood almalarına rağmen. Hani keza yine aynı şey oldu. Lane'i kazanan oyunu kazandı. Hani bu oyunda evet. Daha iyi oyunculukla kazandı Merlin takım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş tekrardan araya geçelim ve diğer çeyrek final ya da yarı final maçları da herhalde muhtemelen sonra beraber olacağız. Evet. Bizden bir ayrılmayın. Görüşmek üzere.